Merhaba Manal ya. Merhaba Stüdyo Planart. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar efendim. İyi akşamlar dizaynız. İyi akşamlar canım. Merhaba Mahidevran'cığım. Hoş geldin. Selam. Selam, selam, selam. Herkese selam. Başla bugün tabii ki müzikle başlayamayacağım. Hiç müzikli oynamalı bir halim yok. Türkiye'mizin başına büyük bir felaket geldi. Doğal bir afet deniliyor ama ben doğal afet olduğuna falan inanmıyorum. Çünkü daha bir sene önce bunlar söyleniliyordu. Onun yanı sıra bu tartışmaya açık konuk. Ben yani ne diyeyim, hepimizin başı sağ olsun, geçmiş olsun mu deniliyor bilemiyorum. Bu konularda da ne söyleyeceğimi tam bilemiyorum. Çok üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Canlarımız yandı, yanıyor. Çok büyük yani. Bu deprem bir dakikayı geçik sallamış efendim, böyle bir şey olabilir mi? Bir dakikayı geçik sallıyor ve de 10-11 ilimizi kapsıyor. Birçoğumuz gibi ben de yani üzülüyorum, bilgisayarın arkasındayım. Merhabalar Reynimen, merhabalar canım. Yani bir şey de yapamıyorum. Bir şey, çoğumuz da bir şey yapamıyor. Ama konuşma isteği duyuyorum. Çünkü zaman birlik zamanı. Türk insanının çok güzel ama çok güzel yönlerini de görüyorum. Evet, Türk insanının çok kötü yönleri de ortaya çıkıyor. İşte beton fiyatı yükselmiş, bilmem ne yükselmiş, battaniyeler 100 liradan 250'ye çıkmış. Bu yangında da olmuştu hatırlıyorsanız, eldivenler fiyatı yükselmişti. Ama oraya odaklanmayacağım. Onun haricinde çok harika şeyler de oluyor. Vatanımızdaki bu güzel insanlar, erkekler çok sevmememe rağmen bazen şu anda bu kurtaran kardeşlerimle, erkek kardeşimle çok gurur duyuyorum. Sanki kendi çocuğuymuş gibi sarılıyor. Güzel şeyler de oluyor. Haber Lütfen diye bir YouTube kanalı buldum. Ve burada bu kanal işte nereden ne kadar, bakınız, nereden ne kadar yardım geliyorsa Haber Lütfen bunu paylaşmış. Trabzon'dan 16 tır, Bolu'dan bilmem kaç tane tır, Azerbaycanlı ekipler, İstanbul'da Esenyurt'ta bir market sahibi bütün marketini gönderiyor. Yani çok da güzel bir birlik ve beraberlik de var efendim. Selam, selam Yasmin, selam. Çıkarılıyor sevgili Reylimen, çıkarılıyor ve çok çocuk çıkarılıyor, fark ediyorsanız çok çocuklar kurtarılıyor. Daha çok Rabbe yakın olduklarından dolayı mıdır? Belki sevgili melekler onları daha mı çok koruyor, bilmiyorum. 30 yıl, bakınız, 30 tır Berlin'den de 30 tır yollanmış. Hollanda'dan da yollanıyor, Eindhoven'dan yollanıyor, Enschede'den yollanıyor. Yani yardım gidiyor, bütün dünyadan gidiyor yardım efendim, bütün dünyadan. Brüksel'de NATO'da bayraklar yarıya indirildi diyor. Bak, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 7.300 kişi deprem bölgesine yardım için gönderilmiş. Aralarında tabii ki bir köpek var ve köpeğimizin ismi de Patron. Köpekler de kullanılıyor. Allah razı olsun o köpeklerden. Kapadokya Havalimanı'ndan 17 askeri helikopter
deprem bölgesine hareket etti deniliyor. Bunlar hep yani bildiriyor. Yardım gidiyor arkadaşlar, yardım gidiyor. Ama çap o kadar geniş ve o kadar büyük ki bazılarına zamanında yardım gitmiyor. Elbistan'dan bir şey gördüm, video gördüm. Anne basbar bağırıyor. Dün diyor gelmediniz diyor. Çocuğum donarak öldü diyor. Kadının 3 çocuğu donarak ölmüş. Yardım olmadığından dolayı. Bir bari oğlumu kurtarın diyor. Bunlar da var ama şimdi kalkıp da işte devlet nerede, hükümet nerede bilmem ne demek çok yani olmuyor. Çünkü çok geniş bir çapta bir olay bu. Zaten Türkler organize olamıyorlar. Türklerin organize kapasitesi, organize işte kabiliyeti diyelim çok genişmiş değil. Anca bu kadar oluyor ve bayağı da güzel oluyor diye görüyorum. Bakınız 3 dakika önce, 3 dakika önce genç enkazda kendisine ulaşılan genç kedisine öncelik verilmesini istedi. Kediler de kurtarılıyor. Birbirimiz yani işte hükümeti karalama kampanyası olmaması lazım şu anda. Bu Halk TV'ye falan girip bakıyorum çok sinir oluyorum. Zaten politikacıları sevmiyorum. Orada Halk TV'de işte yok CHP'li bireyimiz oraya gitti de ulan ne CHP bireyi şu anda canlar yanmış. Ne AKP'si ne CHP'si ne Suriyelisi ne. O yüzden o kanallardan uzak duralım. Çünkü onlar bize doğru düz haber de vermiyor. Sadece işte yok CHP'li, yok AKP'li. Şov habere gidiyorsun, şov adı üstünde size şov veriyorlar. Saçma sapan sanki burada bir şov varmış gibi. Bu haber lütfen benim çok hoşuma gitti. Biraz önce keşfettim. Güzel, normal bir haber yapıyor. Hiç konuşan yok, sana oraları gösteriyor. Gitmiyor mu yardım? Nasıl gitmiyor? Ama işte o kısım var. Ben de o kısımdan biraz endişeleniyorum sevgili Fiko Arman. Ben de yardım etmek istiyorum ama gidecek mi? Çünkü yollar da çatlamış. Helikopter lazım. Helikopter hava bozuk. Kar var, tufan var. Nasıl gidecek? Yardım nasıl gidecek? Orada kazanlar lazım. Kazan kazan çorba yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl gidecek, nasıl olacak? Evet, yardım gidiyor, tırlar gidiyor ya. Onlarca tır gidiyor. Tır büyük yani. İçinde her bir şey mevcut ama yere ulaşıyor mu? Evet, gitmiyor diyorsun. Şey var, bir gruptayım ben. Orada da yazıyorlar. İşte Ya Rabbi, bir de kış günü, kış günü. Arkadaşlar bu harp gemileri, bu harp zıkkım teknoloji var ya, harp gemileri vatanımızda geliyor, geldi geliyor. Harp enstitüleri vatanımızda yerleştirilmiş. Ben bunları bulmuştum. Maalesef kaybettim ya da tıkladım gittim okudum. Bu normal bir doğal bir afet değil. Bu normal doğal bir afet değil. Ehli Tetik Anne diye bir kadını takip ediyordum. Bu birkaç ay önce bundan bahsetti. Aynı zamanda bir jeoloji adamı onu da paylaştılar. Bu felaketi bekliyordu. Yani büyük bir soykırım da söz konusu aslında. Şimdi bunu konuşurken bilmiyorum konuşsam mı konuşmasam mı ama bu doğal bir afet değil. Şu arada Peru'da da büyük olay var. Peru'da da bir sürü olay var. Peru. Orada da harp nedir? Harp iklim teknolojisi. Yani iklimlerle oynuyorlar. Geoengineering. İklimi değiştiriyor. İstediği anda bir tufan, istediği anda bir deprem, istediği anda bir okyanuslar çıkıyor, şey yapıyorlar ya, tsunami gibi.
bunlara yaratıyor. İstediği anda yağmur yaratıyor, istediği anda kar yaratıyor. Yani iklimleri ele geçiriyorlar ve geçirdiler. 1990'lardan beri bize chemtrail sıkıyorlar. Tepede zehir sıkıyorlar. Doğru dürüst bulut kalmadı. Bulutlara bakın, bulutlar kayboldu. Onlar yaratıyorlar. Sürekli böyle harp teknolojisini görebilirsin bulutlarda. Onun bir şeysi var, imzası var, şekli var. Görebilirsin yani. Bu afet doğal bir afet değil efendim. 1999'daki Yalova'daki benim annemgil, babamgil o zamanlar Bursa'da kalıyorlardı. Ha, onlar doğaldı. Bildiğimiz şey olur. Bir yerde olur. Ama ne diyor bu kaç 14 kilometre mi? Kaç kilometre boyunca? Yani şehirler, sentrumlar yıkılmış. Plat düşmüş, bitmiş yani. Tepeden bakılıyor. Ne bunun ismi? Robot var ya, tepeden çekim yapan robotlar. Evet, Cezayir'den 86 kişilik Samsun kurtarma eki Adıyaman'da. Yani kelimeleri de dökemiyor insan. Ağlayıp duruyoruz, üzülüyoruz. Elimizden de fazla bir şey gelmiyor. Ama burada ortaya bazı şeyler de çıkıyor. Bu örneğin bir tane bina satılmış, işte depreme uygundur falan filan diye satılmış ve bir ina çöktü yani. Bu olay çok uzun zamandan beri var Türkiye'de. Şeyden çalma. Çalıyorlar. Çimentodan, demirden, oradan çalıyorlar. Ve binalar bombok. Binalara bak, üst üste. Saçma sapan binalar hepsi de. Burada bunu da söylemek zorundayım. Böyle bir acı bizleri düşündürmek zorunda. Nasıl oldu bu? Nasıl oluyor? Bu kadar... Tamam, hükümet eksik kalabilir. Ama halkta bu halkımız neden bu kadar nefissizlik üzerine düştüler? Çok nefissiz oldu Türk halkı. Dairem olsun, evim olsun, şuyum olsun, buyum olsun. He, al. Bizim mahallede güzelim güzelim iki katlı, bir katlı evler gitti. Yenine apartmanlar dikildi, müteahhitlere verildi. Onlar kazandı ama mahallede deprem olsa gidecek yerleri yok. Hiç gidecek yerleri yok. Çeneni. Nefret ediyorum. Bu politikacılardan, bu medyadan, böyle büyük medya, işleri güçleri her olaydan bir sansasyon yaratmak ve böyle habercilik olmaz. Politikacılar şimdi bekliyorlar. Suçlamaya geçecekler artık AKP'li olmayanlar. AKP'yi suçlayacak. De hükümet böyle, nerede de kaldı da, böyle de, şöyle de. Yok. Çok canla başla çalışan her türlü ekip var. Gurur duyuyorum. Beni rahatlatıyor. Onların o şekilde canla başla çalışması beni rahatlatıyor. En azından yani al kızıma al, hemen şey yapıyorlar. Ne ben bana öbür şey lazım ya. Ne Ludwig Almaniz. Siktirin gidin. Haber lütfen.
Heh, normal haber. Normal haber lazım bize. Dediğim Mardin'den ekip Şanlıurfa ve Gaziantep'e gitti. Azerbaycanlı ekip geldi. Kahraman Samsun itfaiyesi. Eskişehir'den ekipler gitti. İskenderun'dan gemiyle Mersin'e getirilen yaralılar hastanelere sevk edildi. Yani gemiler de deniz yoluyla da çalışılıyor yani. Bakü, Azerbaycan. O Allah razı olsun Azerbaycan'dan. Özbekistan. Hatay TSK'ya ait helikopterle takviye arama kurtarma ekipleri şey geçti. Kapadokya Havalimanı'ndan havalanan 17 askeri helikopter. Şimdi ben bunları söylüyorum. Tabii ne derecede oraya gidiyorlar bilmiyorum arkadaşlar. Ne derecede oraya gidiyorlar bilmiyorum. Ne derecede yardım görülüyor bilmiyorum. En şey videoları yine sevgili kardeşlerimiz Instagram'dan oradan görüyorum. Bilmiyorum, gidiyordur herhalde. Merhaba Deniz Toprak. Merhaba canım. Hoş geldin. Gidiyordur herhalde arkadaşım yani. Onca tır nereye gidecek? Bir şekilde ulaşıyordur yani. Bu bir iki değil ki kaç tane tır gidiyor. Ya Müge Anlı bak aşevleriyle gitmiş. Evet aşevi çok lazım sevgili ben. Çorba lazım. Kazan kazan insanlara çorba lazım. Boşaltılıyor. İşte bak bu da olabilir. Bak bu da olabilir. Türk insana o kadar tuhaf bir varlık ki bir taraftan o kadar seviyorsun, bir kadar da o kadar nefret ediyorsun Türk insanından. Gitmiyor yarı yılda, yarı yolda tırlar boşaltılıyor diyor. O da olabilir. Beklerim. O da olabilir canım. O da inşallah olmuyordur. İnşallah olmuyordur ama olabilir. Ha gidiyormuş bak. Kadir Tektaş diyor ki gitmiyor benim kişisel yardımlar var burada. Evet bireysel gönüllü yardımlar var. Bakınız İstanbul'da süpermarket sahibi bu 101 değil, Şok değil, BİM değil. Hayır normal bir vatandaşımız süpermarket sahibi ve bu süpermarket sahibi yardım gönderiyor. Bütün süpermarketini boşaltmış. Allah razı olsun. Allah 1000 katını versin ona. Selam. Dur bakayım nerede kalma. Şey yaptım yine. Challenge askeri tatbikatı. Ben o konuda bilgim yok sevgili Küründen Madiden. Ben Millennium Challenge askeri tatbikatını bilmiyorum canım. Hiç duymadım. Bilmiyorum. Merhabalar, sana da merhabalar Suzan. Selam Doktor Bey'in cerrahisi. Selam canım. Vallahi Haluk Levent'i ben çok seven bir insan değilim. Fiko Armağan. Haluk Levent'in bir kukla olduğunu düşünüyorum. Çünkü onun reklamlarını gördüm. O reklamlarda bu tek gözlü yeni dünya düzenine hizmet ettiğini ben gördüm. O yüzden Haluk Levent benim şeyim. Ben ona bakmam ve de dinlemem. Onun iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Reklamlarda da bunu görebilir. Yaptığı reklamlarda ve orada gördüğüm bir takım şeylerden dolayı böyle bir kanaate vardım ben. O yüzden Haluk Levent'le işim olmaz.
Tamam. Ha. Teoriye göre evet sevgili Külünden Madiden bu doğru olabilir. Bu olabilir hayatım, bu olabilir. Yazdıklarının hepsi doğru olabilir. Çünkü bu afet doğal bir afet değil. This is not natural. Doğal afetler çok farklı. Bunlar doğal bir afet değil. Bunlar harp teknolojisiyle yapılmış bir afet. Ben buna inanıyorum ve bunun da şeyinde gösterebiliriz aslında. Evet. Olabilir, olabilir. Çünkü ABD her ülkeyi zaten işgal etti etrafımızda. Gerek Irak, gerek İran, gerek sevgili Muammer Gaddafi'nin memleketi. Yani bir şekilde içeriye giriyor. Bize işte demokrasi de onlara şey girmişti. Demokrasi yok diye girmişti. Demokrasi getiriyoruz diye girmişti. Ve oradaki liderleri bir diktatör olarak gösterdi. Bizim buradaki liderimizi diktatör göstermedi belki o kadar fazla. Halktan gidiyor. Halktan gidiyor. Olabilir, olabilir. Her şeye açık olmak lazım. Türk insanı, Türk milleti çok yani bir kendine gelmesi gerekiyor, bir silkinmesi gerekiyor. Hayatta önemli olan nedir? İnanın o çöküklerin altında kim bilir ne kadar para var, kim bilir ne kadar altın var. Onlar da gitti. Onlar da gitti. Türk milleti biz birlik ve beraberlik olmamız gerekiyor. Beraber olmamız gerekiyor. Çünkü bundan sonra insanlar zayıf düşürüldü iyice. Zayıf. Zayıf düşürüldü. Ne olacak? Birisi biraz bir yardım sunduğu zaman onu kapacak. Ama o yardım sunanlar iyi niyetli olmayabilir. Ki sen böyle anlatıyorsan. Aynen. Ezoy 35. Öyle mi? Gölcük'te de mi öyleydi? Onu ben bilmiyorum canım ama bu depremde biliyorum. Gemiler vardı yani. Gemiler vardı. Hatta birileri söylüyor. Yakında diyor deprem olacak diyor. Deprem olmadan önce bunu söylüyorlar yani. Öyle yani öyle. Gözümüzü açalım. Bu doğal bir afet değil. Bu bir takım artık ne gibi planları varsa işgal de edilebilir, işgal de edilebilir. Yani Türkiye o kadar şey atak altında ki sevgili Külünden Madiden. O kadar atak altında ki yani işgal de olabilir. Her bir şey olabilir. Şu anda her bir şey olabilir. Vatan kaos içinde, insanlar kaos içinde, hüzün içerisindeyiz. Duygularımız çok yüksek, acı hissediyoruz. Mantıklı düşünemiyoruz. Ya bakalım ne olacak? Bakalım ne olacak? Bir de Türk insanının ahlakı yani bir taraftan çok güzellikken öbür taraftan çok bombok kardeşim bu ahlak meselesi de var. Mentalite meselesi de var. O kadar insanlar canla başla kurtarıyorlar. Bakın ne kadar güzel. Adamlar, kadınlar, kızlarımız, oğullarımız canla başla çıkarıyorlar, kurtarıyorlar. Ama diğer taraftan battaniyenin fiyatı yükseliyor. Demir ya da çimentonun fiyatı yükseliyor. Yani şimdi sevgili Ezo 35, 1999'da
Ben hatırlıyorum, çünkü Yalova, benim ailem de Bursa'da kalıyor. Hatırlıyorum o geceyi. Ben Amsterdam'daydım. Ama bu geniş çapta değildi. Güzel kardeşim. Bu kadar geniş çapta değildi. Yani 10 ili, 11 ili kapsamak ne demek? Bu çok büyük bir alan. Bu çok büyük bir alan ve ne bunun ismi, hani bir tepeden bakıyorsun ya. Bakıyorsun yani, yıkılmış her yer, her yer yani yıkılmış. Ne olacak şimdi? Nasıl olacak bu iş? Nasıl tekrar imar? Onlar nasıl alacak? Kim yapacak? Geriye kalan çocuklar annesiz babasız kaldı. Onlara kim bakacak? Hangi ildeydi? Zihinsel engelliler şeysini, binasını, yeri, zihinsel engellilerin kaldığı bir binadaki işte o insanları çıkarmışlar. Üstlerinde bir şey yok. Altlarında bir kilot var, bilmem bez var. Dışarıda karda oturuyorlar. Yani o kadar çok olay şey, değişik şekillerde yardım gerekiyor ki, destek gerekiyor ki yani. Ne olacak? Nasıl olacak? O insanlar evsiz kaldı. Nerede kalacaklar? Nereye gidecekler? Bilmiyorum. Bizim köy de açtı. Bizim köyümüzde de bazı arkadaşlarımız boş evleri varmış. Ev açtılar. Yeşilova'da. Nereye gidecek bu insanlar? Nasıl olacak? Da obav. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Obav. Yani yıkıldı. Şimdi tekrar bir yapım olması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Merhaba Sudeciğim, hoş geldin. Drone. Dronlarla yapıyorlar ve ben yurt dışı YouTube kanallarını da izliyorum. Orada da bayağı bir gösteriyorlar yani. Cenevre. Cenevre, bakınız, Cenevre'de de gelmişler bak. Havalimanındalar. Cenevre'den de yani bütün Cenevre'den de insanlar var. Kerkük, Irak'ta Türkmenler. Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı. Bakınız. Yani gerçekten bütün dünyadan yardım akıyor yani. Yandı Sami Baysal. Ciğerimiz nasıl yandı, hem de nasıl yandı. Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırlarının yoğunluğu. Bakınız, durun bakın. Bunlar hep yolda arkadaşlar, gidiyorlar. Yani yolda çok şükür yardım gidiyor ama ne derecede ulaşıyor bilmiyorum. Nasıl olacak onu da bilmiyorum. Da bizim yapmamız gereken şey diye düşünüyorum. Negatif olmayalım. Yani işte öyle videolar, onu da uyar, o konuda da uyardılar. Yine bir kanal. Çünkü diyor ortaya, diyor işte bir takım insanlar çıkıp bir takım videolar yayınlayacaklar, bilmem ne yayınlayacaklar. Bu Türk milletinin başına gelen bir olay. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de yaşayan Türk milletinin başına gelen bir olay, bir felaket. Çok üzgünüm. Yurt dışındakiler de çok üzgün. Hepimiz gerçekten çok üzgünüz. Dün Gülistan'ın videosunu izledim. Ağlayıp ağlayıp oturuyoruz. Başka da bir şey yapabileceğimiz yok. Belki birine yardım edebilirim. O kadar. Yani şeye girmeyelim. İşte nefrete girmeyelim diye düşünüyorum ben. Birbirimize sahip çıkalım.
Doğrudur. Hatay'da çok, Elbistan'da çok kötü durumda. Hatay'da da öyle. Ancak bizler videodan izliyoruz sevgili arkadaşım. Videolardan izliyoruz. Ama kötü olduğu belli. Kötü olduğu çok belli. Umudumuzu kaybetmememiz lazım diye düşünüyorum. Umudumuzu kaybetmeyelim. Yardım geliyor. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Dilerim mekanları güzel bir yer olur, cennet olur. Kalanlara da sabır ve güç diliyorum. Kalanlar artık hep beraber bir şeyler elimizden geldiğince, yani elimizden geldiğince, benim elimden bu geliyor. Benim elimden bu geliyor. Ben burada konuşuyorum ki biliniz. Yani burada yurt dışında da insanlar sizi düşünüyor, sizi hisseder. Bizimkisi emotional, yani duygusal bir destektir. Başka da bir şey çok fazla yapamıyorum. Duygusal bir desteğimiz var. Türk insanı asla yalnız değildir. Asla yalnız değiliz. Türkiye'dekiler de yalnız değil. Bakınız, dünyanın dört bir yanından yardım geliyor efendim. Ve lütfen şu politikacıları dinlemeyin. Çünkü konumuz AKP'sidir, CHP'sidir, Müslümanıdır, Alevisidir, Hristiyanıdır. Efendim Suriyelisidir. Çünkü şu anda Suriyeliler de çok var. Küçük altında kalan. Bırakacak mıyız onları? Ha? O anda sen Suriyeli misin diye soruyorsun bir insanı kurtarırken. Hayır. Hiç de yapmıyorlar. Çünkü can bu. Şu anda bize hayat, bu acı, afet bize neyi gösteriyor? İnsanız. İnsan. Bu dünyada yaşayan insan varlıklarıyız biz. Ve insanlar göçük altında, deprem altında, sabahın dördünde bu karda kışta kaldılar yani. Soracak mıyız birbirimize sen kimsin, hangi partiyi tutuyorsun ya da şey mi? Hayır, işte değil. İnsanız. Ve Türk insanı ben bir şekilde gene Türk insanına güveniyorum. Türk insanı çok değişik özelliklere sahip. Bir yandan çok acayip piçse de, çok piç, böyle fırsatçı piç. İşte battaniyeyi 100 liradan 250 liraya çıkar, çimentonun fiyatını çıkarsa da, diğer taraftan o koca koca adamlar, o yavruları, bebeği eline alıp öptüğü zaman kurtarıcılar, canını can pahasına gidip kurtardığı zaman da çok ben ümitleniyorum. Yine bakınız, işte bir market sahibi bütün şeyini, marketine boşaltmış adam. Evet, ne diyor? Gün diyor, birlik ve beraberlik zamanı diyor. Umutsuzluğa yer yok arkadaşlar. Umutsuzluğa kapılamayız. Tabii bana konuşmak kolay. Yine bir video izledim. Delikanlıyı çıkardılar. Adam soruyor, içeride annen falan var mı diyor. Çocuk diyor ki annem öldü diyor. Oh, bu acılar, bu nasıl olacak? Bu insan, bu çocuklar, bu gençler nereye gidecek? Hangi travma, bu travmayı nasıl halledecekler?
Evet, yapabileceğimiz tabii dualarımızı esirgememek. Ateist arkadaşlar belki buna tabii inanmıyor olabilirler. Ama biliniz ki sevgili ateistler, bizden başka varlıklar, canlılar mevcut, melekler mevcut. Ve ben inanıyorum, melekler de o çocukları koruyor. Sevgili melekler var, başka varlıklar da var. Bir şekilde yardımlarını sunuyorlar. Ama sen açık olman lazım. Sevgili Rabbimiz bir şekilde yardımcı oluyor. Ama bu olay birkaç nokta, yani bir harp teknolojisi, gemiler getiriliyor. Bu olay normal bir afet değil diye düşünüyorum ben. Bilinçli bir şekilde bu kadar büyük boyutta ve bu kadar şiddetle bir dakikayı geçen bir sarsılma, bu nedir? Ve ardından yine bu var. Ne diyecektim başka? Ha, ikincisi, Türk halkı da lütfen kendine gelsin. Bakın, yıkıldı her şey, yapılmak zorunda. Kendine gelsin. Ev konusunda ucuza gidilmesin. Ev konusunda işte müteahhitlere verip, ufacık arsalara müteahhite verip, bilmem 5 daire, 10 daire, ondan sonra dairelerde oturmak. Türk halkı da kendine gelmek zorunda. İş adamları ya da iş kadınları da kendine gelmek zorunda. Hükümet de kendine gelmek zorunda. Bulunduğumuz hükümetler de kendine gelmek zorunda. Yani bu nedir? Böyle büyük çapta facia, bu çok büyük bir tokat. Ve bu tokat insanlara, Türkiye'deki yaşayan insanlara atılır. Uyanın. Birçok konuya uyanmamız gerekiyor ki bize bu tokat atıldı. Bize bu tokat atıldı. Ne dediler? Allah'ın sopası yok. Çok üzücü. Çok üzülüyorum. Ama bundan ders çıkarmamız gerekiyor. Why? Neden böyle oluyor? Neden böyle? Türk halkı arkadaşlar, son 20 senede, son 10-15 senede aşırı şekilde nefsine düştü. Bunu bırakalım lütfen. Lütfen. Ve o çarpık kentleşme, çarpık binalar, bilmem ne, üst üste şey. Bunları da düşünmek durumunda yani. Dilerim düşünür. Dilerim düşünür. Gelelim hükümete. Her yere bakınız, yüksek binalar dikiyor bu hükümette. Tok iyiymiş. İnsanlar istiyorlar. O kadar yüksek bina ne işi var Türkiye gibi bir yerde? Bizler deprem, Türkiye deprem bölgesi. Çok büyük deprem bölgeleri var. Ha, bu fay hatlara, bilmem ne, bilinen niye şeyler. Hükümet hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Hiçbir şey yapmıyor bu konuda. Her yere 15 katlı bina dikemez. Dikemeyiz. Deprem bölgeleri var bizim memleketimizde. Bunları göz önünde bulundurmak zorundayız. Eğer bir ev istiyorsan bunu da göz önünde bulundurmak zorundasın. Ben bir ev almak istiyorum. Tamam, kaç çıkabilirim? Deprem konusu nedir? Yani bunları düşünmek zorundayız. Merhaba halacığım. Bahattin abi, sen misin o canım? Selam halacığım, selam. Halam üzgünüm ya. Üzgünüm Bahattin. Eminim sen de üzgünsündür. Sen neredesin? Gittin mi İsviçre'ye? İsveç miydi, İsviçre miydi? O ülkeyi de hep karıştırıyorum ben. O ikisini karıştırıyorum. Arkadaşlar, yani çok büyük acımız var ama buradan bir ders çıkarmak zorundayız ki tekerrür etmesin. Yani Bill Gates'ler, bilmem birileri geliyor, bizim tarlalarımızı alıyor, her bir şeyimizi alıyor. Havaya bakmıyor muyuz hiç? Havaya baktığın zaman bulutların değiştiğini nasıl görmezsin?
Yağmur, yaş, kar, her şey birbirine karıştı. Hepimiz bunu görüyoruz. Hepimiz bunu biliyoruz. Bunları düşünmek zorundayız. Yani kendimize gelmek zorundayız arkadaşlar. Kendimize gelmek zorundayız. İnsanlar işte efendim yatak çevrilen otomatik yatak çevrilen bir daireyi çok mükemmel zannediyor. O yüzden onu alabilmek için tarlasını satıyor. Yani tarlanın, toprağın değerini unuttuk. Tarla, toprak çok değerli. Bu çok ağır bir ders oldu. Çok ağır bir ders. Burada zaten burası bir eğitim yeri, dünya gezegeni. Burada eğitiliyoruz. Bilincimiz artırmak için buraya geliyoruz. İnsan şeklini alıyoruz. Bunlar benim düşüncelerim. Ve insan en çok ağır acılar yaşadığı zaman kendini geliştiriyor. Ağır acılar yaşadığı zaman bir ufku açılıyor. Allah'a daha yakın olmaya başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayanlar Müslüman göya ama hiç de Müslüman değiller. Müslümanlık öyle olmaz. Aşırı şekilde nefis üzerine düşkünler. Aşırı şekilde. Lüks üzerine düşkünler. Yurt dışından gelenlere sor bunu. Hepsi de aynı bizler. Hepimiz aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani kendimize gelmemiz gerekiyor. Toprağımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Topraklarımızı ekip biçmemiz gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti bir tarım memleketi idi. Tekrar buna dönmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Merhaba sevgili Aynur Tutsak. Merhaba. Merhaba. Artık biraz da şimdi dikkatli olmam lazım. Yani izliyorsun videoları, izliyorsun, hüngür hüngür ağlıyorsun ve sen farklı yani bir şeye sokuyor insanı. Şu anda buna kimseye ihtiyacı yok yani. Benim gözyaşıma kimsenin ihtiyacı yok. Ha? Mantıklı bir şekilde düşünmemiz de lazım. Kedi, bak kedi kurtarılmış. Kediler de kurtarılıyor arkadaşlar. Ya. Evet, kaç tane kedi kurtarıldı onu da gör. Yani Türk insanı kötü insan değil. Bizler güzel insanlarız. Bizler yani o kadar şey balıklama dalan ondan sonra bir şekilde çıkan çok da merhametli de olabilen yani bakıyorum işte adam bebeği kurtarıyor. Kurtaracak, kurtaran kişi artık hangi kim gönüllü değildir, kıyafetliydi. Çocuğu öpüyor, ediyor. Bunu bir Japon ya da bir şey yapmaz. Yapmazlar. Bizler böyleyiz. Bizlerde var bu. Bu özellik, bu güzellik bizlerde var. Ve bu durumlarda her türlü halimiz ortaya çıkıyor yani. Her türlü kim neyle meşgul hepsi ortaya çıkıyor. Evet, 12 dakika önce Hatay'da devrilen binadan 8 kişiyi komandolar sağ çıkardı. Buyur. Allah'ım ne kadar yüksek binalar. Ne kadar yüksek binalar bunlar. Allah razı olsun. Evet, Enschede'si moskey. Enschede camisinde Türkiye ve Suriye için yardımlar toplanıyor. Zoals we weten is gisteren een bakın, aardbeving plaatsgevonden in Turkije en Syrië. Dus hebben we van ons eigen initiatief zijn we dan spullen gaan verzamelen om evet, daarop evet. te sturen. Yani herkes, We zijn herkes. Wakker geworden met een aardbeving. Hun hebben helemaal niks bij zich, geen kleren. Misschien zijn ze met hun pyjama's de deur uit. Evet. Kleren hebben ze wel nodig. Ze hebben eigenlijk alles nodig.
Yani evet, bu insanların her şeye ihtiyacı var. Çünkü gece yakalandılar. Pijamalarla, yalın ayak. Yani bu şekilde kadın öyle diyor. Her şeye, atkısından tut, çorabından tut, ceketinden tut, kafaya geç, bere mi deniliyor? Ondan tut. Lovers. Ha. Tandpasta, tandenborstel, Diş fırçası, diş maandband. Ik macunu. kom hulp bieden, want ja, het is gewoon verschrikkelijk wat er gebeurd is. En Evet, dan güzel krijg ik zo het gevoel van, Hollandalılar. wat kan ik doen? Dus Ja. ik ben hier spontaan naartoe gereden toen ik Güzel zag dat hier een Hollandalılar. eenzame punt was. En Güzel ik dacht, ik insanlar. ga helpen. Je ziet ook beelden natuurlijk dat de mensen daar, ja, mensen in de puin, mensen worden nog gevonden. Dus wij proberen nu echt te doen wat we kunnen doen. Dus ik heb net een telefoon gekregen. De schoondochter van mijn vriendin die heeft gebeld dat de kinderen echt huilen van het honger. Het gevoel dat je daar machteloos bent, dat het koud is, dat je niks hebt. Ja, dat kunnen wij ons niet echt voorstellen, maar je maakt je er wel een voorstelling van. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn, lijkt mij. Vanmorgen kwam heel veel vrouwen, die hebben mij envelop gegeven. Wat ze zeg maar hebben. 100 euro, 50 euro, kleintje, dat sturen we mee op naar Turkije. En dan gaan ze ook spullen kopen. Maar in Hengelo gaan ze ook verzamelen bij de thuiszorger. Hun thuiszorger bellen ons, kunnen we brengen? Wanneer kunnen we brengen? Wat hebben jullie nodig? Dus we zijn echt met elkaar bezig. Ook heel veel Nederlandse mensen hebben ons ook gebeld. Ik weet niet waar ze vandaan gekomen met een nummer. Moskee hebben ze gebeld. We hebben mij gebeld. Mijn Turkse Nederlandse buren hebben allemaal gebeld. Wat kunnen we doen? Wat kunnen we betekenen? En dat. Yani bütün dünyadan yardım geliyor efendim. Bütün dünyadan yardım geliyor. Tabii olay yere ulaştırabilmek. Çünkü yollar da kırıldı. Kış bir yandan, kar bir yandan. Nasıl olacak bilmiyorum. Beni ümitlendiren, yani insanlık hala ölmedi. Birbirimize yardım etmek istiyoruz ve yardım edenler de çok. Burası Enschede Camii'nden. Türkiye ve Suriye için. Aman arkadaşlar. Ne diyeyim? Omroep Flevoland. Burası da Omroep Flevoland. Gaan we naar het nieuws. De Turkse gemeenschap in Flevoland zamelt geld in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Volgens de laatste berichten zijn er zeker 4200 mensen omgekomen. Gisteravond kwamen zo'n 40 mensen bij elkaar in de Turkse Osmanli Moskee in Lelystad om onder meer te bidden voor de slachtoffers. Volgens Dua da voorzitter ediliyor efendim. Camilerden dua da ediyor. Groot in de Turkse gemeenschap. Merhaba sevgili Ya, lezzet wij zijn noktası. als gemeenschap in Lelystad Merhaba heel canım. geschrikt dat natuurramp heeft plaatsgevonden, een aardbeving. Her yerden yardım geliyor sevgili arkadaşlar. Her yerden yardım gönderiliyor, toplanıyor. Ama inşallah ihtiyacı olan insanlara gider. Çünkü geçmiş şeyde depremde gitmedi, değil mi? Gitmedi diye çok ben röportaj gördüm, çok şey gördüm. İnşallah gider. Çünkü bayağı bir yardım var. Bu yardımlar, bu insanlar yani iyi nasıl desem acıları bir nebze dindirilebilir yani. Öyle mi? Ah lezzet noktası. Ay canım kurban olurum. Dışarıda mısınız? Sen nerede kalıyorsun? Hangi şehirdesin sen? Çok geçmiş olsun canım. Çok geçmiş olsun. Çadır yok mu oralarda? İşte organize çok önemli arkadaşlar. Organize çok önemli. Her şehirde birilerinin tutup çıkıp organize etmesi gerekiyor. Şehre, mahalleye göre. Sevgili lezzet noktası çok geçmiş olsun.
Al bakın burada takipçi uzun zamandan beri. Adana da mısınız? Oh, evet Adana'da vuruldu. Sibel'in bacısı da dışarıda. Sibel'in bacısı da dışarıda. Diğer ailesini bilmiyorum. Bacısını biliyorum sadece Semra'yı. Tüh, bak görüyor musun? Adana'ya. Bak o kadar yardım yap toplanıyor sevgili Lezzet Noktası. Bak bütün dünyadan yardım toplanıyor geliyor. Ama Adana'ya yok. Nasıl olmaz? Olması lazım. On beş kat. İyi ki çıkmışsınız. İyi ki canınızı kurtarmışsınız. Tamam şimdi dışarıdasın. Çorba lazım. Sıcaklık, battaniye, pijama lazım. Beş parasız. Ya. Dedim ya paranız olsa bile kaldı o evin içinde kaldı. İnsanların paraları da altınları da içeride kaldı. Evin, giremezsin artık evin içi harabe. Kaç kişisiniz Lezzet Noktası? Çok geçmiş olsun be kardeşim. Çok geçmiş olsun. Bu ne travma, bu ne korku, bu ne travma. Uykunda yakalanıyorsun. Ne diyeceğimi bilemedim bir an. Bilemiyorum yani. Allah yardımcın olsun. Bu çok şey geliyor. Aman. Nasıl yardım olmaz? Koskoca Adana'da şeyler vardı. Ben dün şeye söyledim. Sevgili Lezzet Noktası. Gündoğdu Koleji. Bir paylaşım görmüştüm Adana'da. Gündoğdu Koleji'nde yer varmış. Yani yardım var. Adana'da da yardım var. Var. Gündoğdu Koleji orada bir büyük bir binanın içerisinde yataklar falan vardı. Onu gördüm canım. Başka yerlerde muhakkak vardır. Muhakkak vardır. Ama işte nasıl ulaşacaksın? Nasıl olacak? Kim ne konuşacak? Orasını bilmiyorum. Canım, canım, canım. Ha. Yani gördüm ben Gündoğdu işte Adana'da bir takım merkezle bir takım yerleri görmüştüm ben. Belki oraya gidebilirsiniz. Üşümezsiniz be güzel kardeşim. Beni görmek iyi de bilmiyorum ki. Elimizden bir şey fazla gelmiyor ki lezzet noktasında oturuyorsun bak. Ha, çok kalabalık. Doğrudur. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Doğrudur. İnsanlar bir de korku içinde. Travma yani panik var, korku var. Çok şey var.
Aslına bakarsan dışarıdan insanlar gelse daha iyi düzen koymak için dışarıdan gelen yani o olayı yaşamayan insanların gelmesi. İnan çok gelmek isterim. İnan çok gelmek isterim. Müsait olsam inan çok gelmek isterim. Ben böyle kaoslarda çok dinç olabilen bir insanım aynı zamanda. Çok isterim diyorum. Atla git diyor içimden ama Sibel'in ailesi Aynur Aslancığım. İyiyim Aynur. İyiyim yani. Ben iyiyim güzelim. Ben iyiyim. Bak evim iyi. Kaloriferim var. Yemeğim var. Rakım var. Param da var. Ben iyiyim çok şükür. Konu ben değilim. Konu ben değilim. Sibel'in ailesi işte onun bacısı var. Ben onunla görüşüyorum. Onlar da dışarıdalar. Bir işte tarlada duruyorlarmış. Bir içeriye giriyorlar, bir dışarıya çıkıyorlar. Bak görüyor musun? Doğrudur. Adana pek çıkmıyor videolarda. Adana çıkmıyor. Diğer illerimiz çok çıkıyor. Ama Adana çıkmıyor. Yardım yetmiyor. Yardım gitmiyor demek ki. Bilmiyorum hayatım yollar nasıl? Yollar nasıl? Adana'nın itfaiyesi yok mu? Adana'nın itfaiyesi olması lazım, değil mi? Adana'nın bir şeysi olması lazım, değil mi? Adana'nın belediye başkanı bilmem nesi bir şeyleri olması lazım. Bu adamlar, bu kadınlar ortaya çıkıp bir şeyler yapmaları gerekiyor. Çünkü bir şekilde yardım olabilir yani. Çünkü yardım geliyor. Yardım bakın kaç memleketten yardım geliyor. Helikopterle geliyor, tırlarla geliyor, gemilerle insanlar gemilerle alınıyor. Adana denize de yakın. Orada yaralılar götürülebilir. Göçük altında insanlar var. Ya var çıkıyor. Daha dün daha birkaç saat önce yine bir bebek çıkardılar. Çocukları çıkarıyorlar. Var canlı hala. İnsan susuz, aç susuz bayağı bir gün dayanabilir yani. Bayağı bir gün dayanabilir. Nasıl olur da yardım gitmez bilmiyorum ki orada nasıl oluyor. Gönüllü de mi yok? Sevgili Lezzet noktası. Gönüllü de mi yok? Gönüllüler gitsin bari. Yani adamlar gitsin, kadınlar gidin. Hep beraber gidin. Bir taş kaldır ya da bilmiyorum. Belki bana konuşması kolay. Beni bağışla. Hata yapıyorsam bu konuda, cahillik yapıyorsam lütfen beni bağışla. Ama ben olsam orada bir ses duysam ben gider orada kazımaya başlarım yani. Merhaba doktor Jane Bey'in cihazı. Merhaba canım. Yani normal halkla gidebilir. İlle yardım ekibini beklemeye de gerek yok ki belki diye düşünüyorum. Toplanılsın yani. Adamlar da vardır dışarıda. Kadınlar da var. Oraya gidip orayı şey yapmak. Acaba alet mi gerekiyor? Aletlerle de çalışıyorlar. Demiri falan kesmen lazım ya. Acaba ondan mı olmuyor bilmiyorum. Yollar da çökmüş Fatmacığım evet. Yollar da çökmüş işte yollar o yüzden o tırlar nasıl ulaşacak oraya? Öncelikli yardım evi hasarlı ve yıkılanlara verilmeli ihtiyaç. Tabii ki öyle. Tabii ki öncelikli onlara verilmeli. Yollar çökmüş gidemiyorlar. Evet. Öyle Aynur Aslan. Öyle. Yani ateş düştüğü yeri yakar. Ben anca burada gördüğümle bu kadar etkileniyorsam, bu kadar şey yapıyorsam düşün yani uykunda bir tavan üstüne düşmüş. Düşünebiliyor musun? Tavan üstüne düşmüş. Çocuğa soruyorlar.
İçeride annen var mı diye çocuk diyor. Annem öldü diyor. Öyle çıkıyor. Yani bu acayip bir durum. Uykuda yakalanmak. Apansızın bir olay. Apansızın böyle bir gibi uykunda hançerleniyorsun yani. Böyle bir şey diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Gece yakalandılar. O yüzden de şey çorap yok, pijamalı insanlar, atletli insanlar yani şapka yok, bir şey yok. Neredeyse atlet don. Ha, dışarısı kış. Dışarısı kış. İsyanda. Aman. Adana'da durum o zaman iyi değil. Adana'da organizasyon çok kötü o zaman sevgili Lezzet noktası canım. Organizasyon kötü. Ya, itfaiye var, şey var, her bir şey var. Tutun ya. Polis var, jandarma var. Bu her şehrin polisi, jandarması yok mu kardeşim? Değil mi? Polisi jandarmayı kullanın. Onlar yaparlar. Aa, Kayısı Diyarı. Tanıdım, hatırladım canım. Hatırladım, hatırladım şimdi. İşte yollar yıkık. Ondan da gitmiyor olabilir Özlemcim. Özlem İstanbul. İşte bu sefer de diyorum ki helikopterle gidilsin. Ama kar var, tufan var, bir şeyler var. Helikopterler de gidemiyor olabilir. Yani o kadar böyle bir her şey aleyhte ki. Tıpkı yazın ormanların yandığı gibi. Ya kışın orman yanmıyor, yazın yanıyor. Sıcak bir yandan, şey bir yandan söndürmesi ne kadar zor. Şimdi de böyle bir olay oluyor. Kış, yağmur, kar. Helikopterle göndersen helikopter acaba sürebiliyor mu? Hemen düşün diye niye helikopter gitmiyor diyebilir. Sonra okudum bir yorumlarda düşündüm yani kar var, tufan var yani kış nasıl gidecek bilmiyorum ki. Ancak bir insan zinciri mi olacak artık yani tırdan böyle uzun bir insan zinciri o şekilde herhalde bilemiyorum. Bilemiyorum. Hayat ne istiyor? Ne istiyor acaba? Karma ne istiyor? İnsanlar ne yapması lazım? Ha, aletler yok. Evet, alet lazım. Çünkü kesiyorlar. Kesmek demirler var ya. O demirleri kesmek zorundalar. Lezzet noktası. Onu gördüm çünkü izliyordum. Elle olacak bir iş değil. Doğrudur, verilmiyordur. 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 Ama kendileri de yok. Adana'ya ne diyelim? Adana hadi uyan. Adana Büyükbelediye Başkanı mı artık? Adana Başkanı mı? Milletvekili mi? Adana Milletvekilleri mi? Ne? Artık çıkın yani. Yardım tırları başka bir tıra yüklenirken görmüşler. Doğrudur. İşte böyle. Buradan böyle izliyorum. Aa, ne kadar umutluyum. Aa, yardımlar gidiyor ama yolda neler oluyor neler. Gitmiyor da etmiyor da. Biz burada
İnsanlar bak ne kadar yapıyorlar. Bütün Türkler burada da hepimiz yani. Burada da bir ayrım yok işte, yok AKP'li, CHP'li, AHM'li yok. Vatanımız zor durumda, insanımız zor durumda diye bir şeyler yapmaya çalışıyor insanlar. Gönderiyor elinde ne varsa ama oraya ulaşmıyor, problem orada. O yüzden kan, ben Kızılay'a, ben geçmişte çok kan verdim. Kızılay'a değil, Hollanda'da kan verdim. Ama ben Kızılay'a kanımı vermem kardeşim, kusura bakmayın. Vermem, güvenmiyorum çünkü. Yoksa ben niye kan vermeyeyim? Verdim, geçmişte de yaptım ben bunu Hollanda'da. Ama şu anda vermem çünkü Kızılay'a güvenmiyorum. Çünkü Kızılay çok da bilemiyorum. Güvenmiyorum. O yüzden kanımı vermem. Benim kanımla ne yapacaklar ben bilmiyorum. Öyle mi? Bahar'ın annesi mi? Ha, okey, okey. Aleyküm selam canım. Aleyküm selam. Sevgili Aynur Arslan. Aleyküm selam. Aleyküm selam güzel kardeşim. Merhaba Hülya Gülüver Hanımcığım. Merhaba. Ah Hülya Hanım. Canımız çok yandı Hülya Hanım. Canımız çok yandı. Ve de yanıyor. Ve de bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bu işin içinden nasıl çıkacak Türk milleti? Her yerden atak var. Şimdi de böyle kalbimizden vurulduk. Evlerimiz çöktü. Nasıl bu işin içinden çıkılacak? Ben inanmıyorum 2000 ölü falan. Yo, çok daha fazla. Bu nasıl 2000 ölür? O kadar yıkıma rağmen. Nasıl 2000? Hele hele gece vakti insanlar evlerinde yataklarındayken. Nasıl bu kadar? Bu sayı çok daha fazla. Gaziantep'te neydi bu kızın ismi? Fatma Şahin mi? Bilmiyorum. Bir kadın var. Orada bir şeylerin başkanı. Köyümüzün yarısı yok diyor. Köyümüzün yarısı. İlçemizin yarısı yok diyor. Yo, çok insan öldü, çok. Çok insan öldü. Çok insan gitti yani. Depremler hakkında ne düşündüğümü şu anda anlatıyorum zaten. Kardeş. Evet, aynen. Aynen Hülya Hanımcığım. Bu nasıl bir afettir? Bizi çok yani derinden sarstı. Hepimizi çok derinden sarstı ve bu büyüklüğü de çok çok acayip. Bak şimdi, bak şimdi. Bir de sürekli afattan sözde mesaj geliyor. Yarım saat sonra şiddetli deprem olacak. Herkes de başlıyor bir telaş. Evet, bunlar şiddet şey telaş verici, ürkütücü, korkutucu, panik saçan bir mesaj o zaman. Her yarım saatte bir. Bunu niye yapıyorlar? Bunun anlamı ne? Bunun mantığı ne? Nereden biliyormuşlar her yarım saatte şiddetli deprem olacağını? Diyorum ya arkadaşlar, bu işin içinde gerçekten işler var. Bu işin içinde gerçekten işler var. Bilemiyorum. Geceler. Karma Suriyelileri geri naşlatın diyor mu? Vallahi bu deprem Suriyeliler yüzünden olmadı. Çöken evleri de Suriyeliler yapmadı. Suriyeliler de maldan şey kaçırmadı. Türkiye hükümeti Suriyelilerin elinde değil.
Suriyeliler yönetmiyor Türkiye'yi. O yüzden karma Suriyelileri geri gönder. Nasıl? Ben öyle bir karmanın onu söylediğini zannetmiyorum. Evet evet Aydın Aslan. Videosunu gördüm. Yağmalar başlamış. Müsaadenizle. Evet sevgili Aydın Aslan, yağmaları gördüm. Ben de gördüm videolarda. Bu yağmalar hep olan şeyler canım. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti insanına ait değil. Amerika'da da oldu. Her yerde oluyor yani. İnsanlar yağmaya yöneliyorlar. Bilmiyorum. Bazen de düşündüğüm zaman hak da verebiliyorum yani. Eğer sen bir yerdeysen, sana yardım gelmiyorsa, aç susuzsan, bir mağazaya girip çökmüş ya da çökmemiş bir mağazaya girip oradan yiyecek içecek alman ne derecede yağmadır bilemem. Ben böyle düşünüyorum bu konuda ama yok televizyonlar bilmem neler, bunlar tabii çok farklı bir durum. Ama insanlara yardım gitmiyorsa eğer ve insanlar dışarıdaysa, açsa, susuzsa bir şekilde dükkanlardan da alabilir diye düşünüyorum yani. Ben olsam yapar mıyım? Belki de yaparım yani. Yapma Özlemcim. 7 TL olan ekmeği 15. İşte burada bunlar olmuyor arkadaşlar, değil mi? Bunlar gerçekten daha üzücü. Oradan canımız yandı ve bu daha da üzücü bir şey. İki katına çıkarıyor. Bu nasıl bir şeydir? İnsan, yani söyleyecek kelimeler de bulamıyorum. Söyleyecek kelime de bulamıyorum. Ekmek iki katına çıktı. Battaniye iki katına çıktı. Aynen Kızılay, yok. Kızılay'a hiç güvenim yok. Vermem kanımı. Öyle, öyle Hülya Hanımcığım. Öyle mahvolduk yani. Türkiye'nin yarısı herhalde, değil mi? Yani 10 şehir, bu alt kısım böyle. Yani çöküş çöktü. Orada bilmiyorum nasıl olacak, nasıl yapacağız? Bir taraftan da fırsatçılar var işte, bak fırsatçılara bak hele. Neyse oraya şey yapmayalım, oraya yoğunlaşmayalım diye düşünüyorum. Bedava ekmek gönderenler de var. Marketine boşaltanlar da var. Onlar da var ama nereye gidecek, değil mi? Nasıl olacak? Bir tane, iki tane insan. Sana arkadaşlar belki biraz bencil olacak ama bencil olacağım da iyi ki buradayım ben. İyi ki bunlara maruz kalmadım. İyi ki bunları yaşamıyorum. Allah Türkiye'dekilere yardımcısı olsun. Gerçekten. ₺15 ekmek ne demek? Ahlaksız insan, vicdansız insan. Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? İşte bu var Türkiye'de arkadaşlar. Bu kadar nefissizlik,
Bu kadar açgözlülük, ne oldu Türk insanına? Bu kadar değildik biz. Hayır, biz bu kadar değildik. No. Annemin zamanında, annem gelin zamanında, benim annem 93 yaşında. Dün şey yaptım, Aksaray'da da şey olmuş, deprem olmuş. Aradım, iki tane halam var benim, 70 yaşlarında. İkisini de aradım. Biri evdeymiş, öbürü de. Yavrum diyor, bir şey, ekmek söyleyecek bir insan da yok diyor. Eskiden diyor birbirimize gidiyorduk, geliyorduk, ekmek getiriyorduk. Şimdi diyor her yer fan fan fanılıyor diyor. Kimse yok diyor. Ekmek de yok diyor. Yani bence bu ders, bence bu şamar, bu derin acı Türk insanını biraz sarsıp kendine getirmek. Türk insanı bu kadar bu açgözlülükten artık biraz kurtulsunlar. Bina üstüne bina, müteahhit üstüne müteahhit. Oradan para, buradan para. Paraya tapıyor insanlar. İnsanlar, sözüm ona Müslüman insanlar paraya tapıyorlar. Bırakın artık bunları, bırakın. Şimdi bakalım nasıl olacak, ne söylenecek. Satıyorlardır sevgili Aynur Arslan. İşte problem burada Türk insanında. Türkiye'deki insanlarda problem burada. Nefissizlik var. Bunun belki şey açgözlülük, nefissizlik, açgözlülük diyelim. İnsanlar paranın kendilerini kurtaracağına inanıyorlar. Ya da bir şeylere inanıyorlar. Evim şirin, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah Özlem ablacığım, ne bileyim, burada Hollanda'dan gönderilen hiç yırtık pırtık değil. Ben onu gördüm ablam, videoda onu görüyorum. Son yani tertemiz yepyeni kıyafetler, şeyler. Türkiye'den koli gelmiştir o zaman. Ne diyeyim ben? Oo, evet bir de o var. Şeyde de oldu bu. Yangında da oldu. Koliler geliyor. İçinden acayip acayip şeyler çıkıyor. Şimdi de yer bezi yapılmayan şeyler var diyorsun. Ne diyeyim ablacığım? Çok üzücü yani. Çok üzücü. Bu çok üzücü. Evet, burada görüldüğü videolardan bir şeyler görüyoruz da pratik realite farklı bulabiliyor. Üzgünüm ablam, ne diyeyim? Ne diyeyim ben? Evet bak, dünyadan yardım yağıyor. 3 saat önce dünyadan yardım yağıyor. Elbette böyle böylesi bir felakete dünyanın da tepkisiz kalması beklenemez. Yani gerçekten arkada gerginlik. Ay ne yaptım ben ya? Elbette böyle gerçekten arkadaşlar, dünyadan yardım yağıyor yani. Dünyadan yardım yağıyor. Bu yardımlarla sevgili halkımız gayet destek görebilir. Ama ulaşamıyor. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor, ben anlamadım ki. Bir felakete dünyanın da tepkisiz kalması beklenemezdi. Öyle de oldu. Gerginlikler bir kenara bırakıldı. Dostluklar daha da perçinleniyor. Hemen hemen her ülkeden taziye mesajı geldi. Birbiri ardına da yardımlar gönderiliyor. Kozmik felaketle sarsılan Türkiye için harekete geçti.
Avrupa Birliği kriz toplantısı düzenledi. Türkiye'ye 19 ülkenin ekip göndermesine karar verildi. Ya. Toplam 1150 kişi ve 70 köpek geliyor. Kopernikus uydu sistemi Türkiye için aktive edildi. Amerikan Başkanı Biden de hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Ekibime Türkiye'ye yardımlara devam etmeleri talimatı. Evet arkadaşlar, tüm dünyadan yardım geliyor. Ama duyuyoruz ki Adana'ya yardım gitmemiş. Bu nasıl oluyor şimdi? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor da Adana'ya yardım gitmiyor? Nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Bu siktiğimin medyası yalan mı söylüyor? Bu medyadan da bir şey. Gönderiyor da ne? Nasıl? Adana'ya niye gitmiyor? Şiddetli depremlerin ardından otobüsler, tırlar hepsi yolda kardeşim. Seferber oldu. Ankara'da dayanışma içinde olduğu bildirilen Rusya deprem bölgesine 100 kişilik kurtarma ekibiyle 100 kişilik kurtarma ekibi. Moskova ekiplerle birlikte bölgeye Sabra Hastanesi'nin de ulaştırılacağını duyurdu. Uçak ya. Tır uçağa giriyor. Uçaklarla gidiyorlar. Çin'den iki ekip Türkiye'ye yola çıktı. Uluslararası kurtarma faaliyetleri konusunda deneyimli 8 uzmandan oluşan birinci ekipte gelişmiş radar donanımları ve kurtarma köpeği de yer alıyor. İkinci ekipse 82 kişilik arama kurtarma timlerinden oluşuyor. Ay yanlış yer yaptım külümü tüm. Azerbaycan, Türkiye'ye 370 kişilik arama kurtarma ekibiyle 20 kişilik sağlık personeli gönderdi. O 7 saat önce. Efendim, dünya genelinde de çok sayıda ülke tarafından depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışması yapmak için aralarında deneyimli kurtarma görevlileriyle doktorların yanı sıra özel eğitimli köpeklerin de olduğu ekipler Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından yurt dışından çok sayıda ülkeden destek ve yardım teklifi geldi. Bazı ülkelerin arama kurtarma personeli akşam saatlerinde Türkiye'ye ulaştı. Japonya hükümeti tarafından görevlendirilen 18 kişilik arama kurtarma ekibi deprem bölgelerinde çalışmalara katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Her taraftan geliyorlar. Türkiye için seferber oldu. Bunun da bilgisini verelim. Uluslararası yardım çağrısına ilk yanıt kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Avrupa Birliği üyesi 10 ülke arama kurtarma ekipleri gönderiyor. ABD, Rusya ve Çin gibi bir dizi ülke daha yardıma... Keşke o bölgelerde olan arkadaşlar bana yazabilse. Mobilya etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin yaptığı uluslararası yardım çağrısı karşılıksız kalmadı. İlk yanıt kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 400 kişiden oluşan kurtarma ekibi hemen yola çıktı. İkinci uçak... Bütün milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz bölgedeyiz. Bütün devletimizin bütün kurumları, bütün imkanları... 5434 can kaybı. 5000'e çıktık. 5500 neredeyse. Yo, çok daha fazla o. Çok daha fazla. No. Yine vatandaşlarımızdan önemli bir ricamız var. Bölgeye intikal edecek yollarda maalesef zorluk yaşatıyorlar. Bölgeye intikal edecek. Adana hiç yok. Adana yok. Yolları meşgul etmemeleri, özellikle karlanma buzlanma çalışması yapan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerimize mutlaka yardım. Tabii ölü sayımız birisi yazmış en az 5 milyon. En az 1 milyon var. En azından var. Çünkü o kadar çok yer gitti. Bunlar Suriyeliler de dahil arkadaşlar. Yani Gaziantep'te, Maraş'ta, oralarda var. Çok Suriyeli vardı yani. Yani çok fazla 5434. Yo, hiç de inanmıyorum. Hiç de inanmıyorum buna. Bu doğru bir sayı değil. Yani evlere bakıyorsun, kaç katlı binalar düşmüş, onun içinde hep insanlar vardı yani.
Deprem mi oluyor? Ne de oluyor? Gene mi deprem oldu? Tedavi devam ediyor. Daha bitmedi galiba. Yine hava yolunu çok kolay, rahat bir şekilde koordine etmekteyiz ama karayolundan gelen ekiplerin hava yolunu rahatça koordine edebiliyorlarmış. İyi o zaman. Hava yolu helikopterler rahat koordine edilebiliyormuş o zaman. O yüzden hepinize teşekkür ediyoruz. Biz devlet olarak milletimizin yanındayız. Devlet millet el ele vererek bu işin de kısa sürede üstesinden kalkıp inşallah eski günleri... Kısa sürede kalkamazsın kardeş. Biraz şey mantıklı oldu yani. Bu neresi kısa süresinde kalkacaksın? O evlen... çok uzun, çok uzun arkadaşlar. Çok uzun programlı bir proje hazırlanması gerekiyor yani. Her mahalleye, her ilçeye çok uzun oturul... Yani, şu anda da şeyler lazım, mimarlar lazım, bir şeyler lazım ki tekrar projeler çizilsin ve dikkatli bir şekilde deprem bölgelerinde evlerimiz, bu evlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Öyle 10 kat, 15 kat olmaması lazım yani. Bunlara da, bu projelere de eğitim almış insanlar gelmesi gerekiyor yani. Eğitim almış insanlar tekrar ev çizmeleri lazım. Bir enkaz görüntüsü daha şu an ekranlarınıza geliyor. İki büyük depremde 5434 can kaybımız var değerli izleyenler. 10 il etkilendi bu depremlerden. 31.777 yaralımız var. Şimdi bu ekrandaki görüntü yağmur. Yağmur var bir taraftan. Of, yağmurla kar. Yağmur da çok şey, çok yağmur kardan daha soğuk. Size dönelim bir kez daha. Ben postacılık yaptım ya. İnanınız yağmur kardan daha beter. Bir gönüllü akını var. Dışarıda. Özellikle o konuya da tekrar bir açalım. Siz oradasınız. Tam onu unutmadım. Bir kez daha tekrarlayabilirsiniz. Yoldayım oyun. Az önce Bakan Kara İsmailoğlu o konuya değindi. Gönüllü evet. Akını var buraya dedi ama biz daha çok uzman isimleri bekliyoruz dedi. Şimdi siz oradasınız. Hani bireysel oraya gelmeye çalışan insanlara değindiniz ama biraz açalım orayı. Neler söylersiniz gönüllülere ya da evinde oturanlara, gelemeyenlere? Oradan bir göz olarak bize yansımayan neler var ve neler söylersiniz? Buyurun. Evet, yani özellikle önemli bir düzensizlik oluşturuyor. Belli bir program çerçevesinde buraya ulaşmayan vatandaşlar, bireysel olarak buna çabalayan vatandaşlar belki iyi niyetli olarak bunu yapıyorlar ama özellikle yolların tıkanması ve yardımların buraya ulaşması anlamında en büyük düzensizliği onlar oluşturuyor. Dolayısıyla dinleyen izleyicilerinize bunu rica ediyorum. Bireysel olarak düzenli bir şekilde buraya ulaşmalarını, bir miktar ertelemelerini önceliklere, bu yardım ekiplerine vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Çünkü biz bunu direkt olarak yaşıyoruz burada. Hiçbir yardım ulaşamıyor. Yardımın ulaşması için tek kanal var, karayolu şu anda. Hatay'daki havalimanı çalışmadığı için. Bu karayolunda da fay kırıkları tarafından kesilen yerlerde ulaşım çok zor sağlandığı için girişler çok zor. Bu özellikle Maraş, Antakya ve civarındaki yerleşim yerlerine. Ben Adıyaman tarafını henüz göremedim. Oraya ulaşımın nasıl olduğunu bilmediğim için. Ya, arkadaşlar zaman, ben biraz daha dinlemeye devam edeceğim. Sizin bundan sonraki program nedir? Nereye gideceksiniz? Üzülürüz yani. Antakya tarafına geçeceğiz. Bu, orada ne olacak, nasıl olacak bilmiyorum. Bakalım. Şimdi bu acılarla biz yaşarken, bu acılarla biz uğraşırken inanınız şeytani düşmanlar, onlar planlarını yapıyorlar ki nasıl bizi bu acılı halimizde vururlar. Bekliyorlar. Bakalım. Çok şükür ben bu konuda aydınım. Çünkü programınızda da söylemiştim. Bu konuda aydınım derken yıllarımı verdim ben bu şeytani gruba. Ne zaman nereden geliyorlar biraz da farkındayım ben. Bakalım ne yapacaklar. Ben kapatacağım.
Sadece üzüntünü de belirtmek istedim. Sevgili Türkiye'deki kardeşlerimin, sevgili Mevlamız yar ve yardımcıları olsun. Ölenlerin gerektiği yerlere gitsinler. Yani işte böyle öldü diye de cennete gidecek diye bir şey yok. Çünkü cennete gidebilmek için kişisel çalışmalarımız gerekmekte. Cennet, daha dün bir adam dinledim. Out of body experience. Out of body experience, OB. Yani işte bunu siz de yapabilirsiniz, herkes yapabilir. Bedeninden çıkıyorsun. Çünkü bizler bu bedenden ibaret değiliz. Bizim gerçek kimliğimiz bu bedenler değil. Bedenlerinden çıkıp başka alemlere, dimension, boyutlara gidiyorlar. Ve öyle bir adam boyuta gitmiş ki oradaki varlıklar, insanlar, kötü insanlar kardeşim. Bunlar tedavizciler, bilmem dolandırıcı ve de değişmek istemeyen, iyiliği seçmeyen insanlar. Bunlar da var yani. İyiliği seçmeyen insanlar. Cehennemde bunlar, bu insanlar var. Kötü insanlar var. Kötülüğü istiyorlar. Yani burada da işte ölenlerin hepsine de rahmet ben dileyemem, bilemiyorum yani. Her şey zaten yolunu buluyor. Cehennem ve cennet denilen şey mevcut. Boyutlarla mevcut. Eğer sen hep kötülük istiyorsan, efendime söyleyeyim, hırsızsan, bilmem neysen ve bundan da hiçbir şekilde pişman olmuyorsan, o insanların yeri de mevcut yani. Bu adam oralara gitmiş ve oralarda o varlıklar, kötü varlıklar kardeşim. Kötü varlıklar var, kötü insanlar var yani. Ben bunu hiç kabul etmek istemiyordum ama kötü insanlar var. Kötülük istiyorlar kardeşim. Kötülük istiyor. Ve bu ölenlerin arasında onlar da vardır. O yüzden sevgili Mevlam, sevgili hayat, sevgili karma zaten her şeyin, her şeyin yolunu buluyor. Dikkat edersek çocuklar çıkıyor ortaya. Çocuklar kurtarılıyor çok. Evet, çocuklar kurtarılıyor. Bu da ilahi bir olay olduğunu ben düşünüyorum. Sevgili melek kardeşlerimizin de yardım olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa, Malatya, Adana. Adana'da da bak, Adana'da da yardımlar var ya. Adana'da, ama Adana büyük, şehir büyük. Şehirler büyük. Bir yere gidiyor, belki de bir yere gidemiyor. Adana'da da yardımlar var. Öyle gösteriyor televizyon. Ama adamlar çalışıyor. Yani bu sadece sunum olayı değil. Gösteriyorlar da. Adana'da da var ama size gelmemiş sevgili lezzet noktası. İnan çok üzüldüm. Ben seni uzun zamandan beri, sen beni uzun zamandan beri takip ediyorsun ve yayınlarıma geliyorsun. Canım, sana ve ailene Rabbimden yani destekle, bütün melekleri, sevgili melekler lütfen siz destek olsunlar sana. Oluyorlardır elbet. Kendinize iyi bakın diyeceğim ben. Sersemledim arkadaşlar. Bu deprem olduğundan beri bir sersemledim yani. Fransa'daki yeğenim, kuzenim aradım, onu bunu aradım. Sersemledim, insan sersemliyor. Canımız yanıyor, unutmayınız. Türk olarak bir bağımız var, enerjetik bağımız var. Umudu kaybetmeyelim ya diyeceğim de ama hiç şey geliyor yani. Anlamsız geliyor şu anda sözcüklerde.
Hayat devam ediyor. Yarın da benim kuaförüm gelecek. Sabah 10'da gelecek. Hiç halim yok ya, neyse. Saçımın kesilmesi lazım, çok uzadılar. Bir şekilde kapatmak da istemiyorum her nedense. Evet sevgili Gülnehir. Yok, bilime önem verilse de canım, benim gördüğüm Türk insanı çok fazla ev peşinde, bilmem ne peşinde. O yüzden oraya her yere ev yapılıyor. Kat kat çıkılıyor. Hiç düşünmeden insanlar. Türk insanı olarak, Türkiye'li olarak, Türk insanı olarak depremi artık düşünmek zorundayız. Fay hatlarını düşünmek zorundayız. Bir yere ev yapıyorsan oradaki fay şeklini, fay hattını düşünmek zorundasın. Zorundayız. Türkiye Cumhuriyeti bunu düşünmek zorunda artık yani. Ben sizi çok öpüyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.